Ben ortaokul ikinci sınıfa da Kadı Burhanettin'de okudum. İkinci sınıfından terk ettim. Okuyamam. Okumadım yani daha doğrusu. Ne yapacağım? Bizim bir ahbabın sayesinde ya bizim sanayiye yeni atölye açıldı. Oraya giden dediler. Ya gideyim niye gitmeyeyim, bana bir meslek lazım. Çalışmak lazım yani. Ben fakir çocuğuydum, ben inkar etmem mi? Babam bakırcıydı, Allah rahmet eylesin. Biz bunların sayesinde işte, babamızın çünkü varlıklı bir kişiler değildi yani. Oraya gittik işte, öyle onun vasıtasıyla girdik oraya. Bu vesileyle başladık. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Benim şu anda yaptığım iş motor yenilemeci rektifiye işler yapıyorum. Ben 1969'da yeni sanayiye girdim. Eski sanayideydim. Eski sanayide başladım bu işe. Ondan sonra orada bir müddet çalıştıktan sonra bu yeni sanayi daha o zaman yapılmadıydı. Yeni sanayi burada hiç yoktu. Sonradan başladı buralar. Ondan sonra mecbur kaldık. Oralarda kimseler kalmıyor. Ustamız buradan dükkan aldı. Buraya geldik. Burada bir müddet veya müddet çalıştıktan sonra o ustamın yanında 15-16 sene ben çalıştım. Çıraklığı olmayan adamın ustalığı hiç olmaz. Ha tabii çocuktuk da 11 yaşında. 11 yaş şimdiki gibi değil, şimdiki gibi insanlar gibi eğitilmiş, şey olmuş gibi gelmiyor. 11 yaşında geldik, hiçbir şey bilmiyor. Ustamızdan yanına varmak mümkün mü ustamızın yanına? Su içerken çekinin, yemek yerken çekinin, otururken çekinin, kalkarken çekinin. Gece 11-12'de gideceğin, sabahın 6'sında dükkana geleceğin. 6 sabahın 6'sında istersen bir gelme. Şimdi ne? Şimdi o devirler bitti. Şimdi hiç kimseler ne getirebilir ne götürebilir şimdi. Şimdi ne çırak kaldı ne çırak kaldı. Çıraklık namına eseri kalmadı sanayi. O bizim anamız, İstanbul anamız. Sanayimizde işte ne diyeyim yani bu biraz da bu şeyden oldu, bu bizim devletimizden oldu. Okulları bayağı bir yükselttiler o şey olmasını, okulların ileri şey olmasını çocukları. 18-19 yaşındaki adamları sanayiye getirip bir şey yaptırabilir mi? Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Ağaca neyi açlarsan o sana o meyveyi verir değil mi? Ustalarımız otoridir, saygılı şeylerdi adamlarda yani. Şöyle baktığında onun ne demek istediğini anla. Biz öyle şeylerde alıştık. En ince işimiz bu bizim. Kimsenin sanayide olmuyor, yapmadı. Bazı yani püf noktası işlerini biz yapıyoruz. Şimdiki gibi değil, şimdiki çocuklar gibi. Çocuk kendi evladın bile şey demiyor şimdi. Ustalarımız öyleydi. Biz onların yaptıkları eserle hala da şimdi biz onların yaptıkları eserle ayakta duruyoruz. Yani benim çok sanayide bu aynı ustamızın yanında yetişen arkadaşlar var. Hepsi aynı düzende gider onlar. Hepsi aynı düzende giderler. Şimdiki insanlar değişti, çocuklar değişti, çırak değişti, çoban değişti. Şuradan çırak geliyor. Ellerinde bir cep telefonu çıktı şimdi. Şurada sen oğlum şunu getir diyorsun, herif telefonla oynuyor. Sen usta yerine şey yap, koymuyor ki. Biz ustalara mı? Mümkün değil. Usta mı? Mesela su istediğini anlardık biz. Su istediğini nasıl? Su iste biz öyle yetiştik yani. Bizim külfiyetli meslek. Tezgahlar, pahalı tezgahlar yani. Bunların her biri yani bir, hani bunların yenisini alayım desen 250-300 milyardan başlıyor bir tezgah. Hani şuraya çırak çoban biraz da bizim mesleğe o yüzden gelmiyor. Çünkü şöyle bakıyor babası hani ana benimki bir fakirlikten geldiyse bakıyor şöyle ya bu meslek hazır ben bunun hangi birini alacağım da bebeme şey edeceğim de bununla ekmek yiyecek diyor. O yüzden de bu mesleğe de sanayiye de gelmiyorlar yani. Çünkü her bir tezgah bayağı bir para eden bir tezgah bizimkiler. Onun için ağır meslek ama Allah'a çok şükür çalıştık çabaladık. Ha Allah herkesin yardımcısı olur. Çalışanı Allah-u Teala verir. Çalışacağım bunun karşısında da. Bizim bu ilk mesleğe başladığımızda Kayseri'de ilk iki kişi vardı. Aleyküm selam. Bu işi yapan iki usta vardı. İki atölye vardı bu işi yapan. Ondan sonra hani bizler töredik. Öbürleri genişledi. Öbürü yanından ayrıldı derken yani hep bir hani bir çıbandan çıktık, bir ağacın kökünden çıktık. Şimdiye kadar herkes dağıldı böyle. Çünkü 2-3 ustanın yanından ayrıldık da böyle. Bizim gibi meslektaşlardan ayrıldı bu işi yapan arkadaşlarımızla. Bu mesleğim hayatta
tükenmez. Neden de tükenmez? Bu kadar araba olduğu müddetçe mümkünatı yok bu arabanın tükenmesinin, bu mesleğin tükenmesinin. Hiçbir zaman da tükenilmez. Ben bu mesleği de seve seve yapıyorum. Bazen kızıyorum, diyorum, bazen yanlış insanlar var. Her tarafta var da. Ne kadar kızsak istek de yani biz bu mesleğin gözümüzü açtık, bu meslekte ölürük yani. Çıraklık zamanındaki gibi olur. Sonra tabii sevmeye başladım. Çünkü ustalar sana alıştı, sen ustalara alıştın, onlar seni benimsedi, Bir gün işe gelmesem devre suyu hemen beni alırlar da nerede? Bu Abdullah nerede diye. Çünkü biz orada kendimizi kabul ettirdik ustalarımız yanına. Hala da Allah selamet versin ustamızın bir tanesi kaldı. Hepsi öldü, bir tek ustamız var şimdi, bizim ustamız var. O zamanki ustalarından şimdi ustalar bir değil. Şimdi yeni yetme ustalar çıktı. Ben kimseyi kötülemek istemem, şey etmem istemem ama herkes kendi çapında usta da. İşi tam manası yapacak ehli, sanayide ehli adamlar var. Çok hem de. Çok. Haddinden fazla ehli yapacak arkadaşlar var ama bazı insanlarımız da var. Onlara ben kimseye bir şey diyemem. Allah herkesin gönlüne koyarsın. Ne diyeyim ben? Eskiden büyük büyük mesela büyük Ford arabalar vardı, kamyonlar vardı, Opel'ler vardı. Ne diyeyim Renault'lar, buna benzer arabalar vardı. Şimdi çıkan arabalar çoğu alüminyum çıktı arabalar. Motorlar alüminyum arabaların, dayanmıyor arabaların motorları. Şeyden küçültmek için, masrafı düşürmek için alüminyum bloklar yaptılar. Ara bir tane çatladı, ısındı mıydı, harareti gördü müydü? At yenisini al, o da külfiyet getiriyor. İşte bak arkında duran motora. 30 milyar para istiyormuş, komple motor alıyorlar adama. Blok çatlak, kapağı çatlak, hararet yapmış adam. Öbür motorlar gibi, geçmişteki motorlar gibi olmuş olsaydı onlar dayanıklı olur. Onların her tarafı pik. Kolay kolay bir şey olmazdı onlara. Ama şimdikiler alüminyum olduğu için bayağı sıkıntılı yani onlar. Ben ustamın zamanında yanında çalışırken o zaman 124 arabalar yeni çıktıydı. Bizde pres var kranı doğrultmak için. Şöyle basarız ki kran eğri düzelecekti. Usta dedi ki ya şuna bas da düzelsin dedi. Tabii bizde tabii çırak onun kran nasıl şey olduğunu, sertliğini mesela yumuşak mı sert mi bastayım. Presle bastım tak diye kran ikiye ayrıldı. O zaman ben her tarafımdan bir su döküldü. Usta geldi. Ne oldu dedi. Biraz o da şey oldu. Ne oldu? Kırıldı dedi. Ustamızın adı da Ali. Şöyle bir bana baktı. Hiçbir şey demedi. Ondan sonra dört ortaklardı bunlar. Öbür ortaklara geldi. Biraz bana kızmaya başladı. Lan ne ettin kırdın falan filan gibisinden. Öbür ortağa geldi. Sen bu kuranın pik olduğunu biliyor mu dedi. Bilmiyordum. O da bilmiyordu. Hiç konuşmayacağım o zaman dedi. Arabanın sahibi geldi. Ne oldu? Kran kırıldı dedi adam. Ne oldu? Böyle çocuk basarken kırıldı. Canı sağ olsun dedi. Bak, öyle adammış. Gittiler o kranın sıfırını aldılar, taktılar. Bu da bana ders oldu. O kranın öyle pik kranın öyle basılmayacağı bana ders oldu bu da. Pik hangisi? Çelik hangisini? Hangisine basılır? Hangisine basılmaz? Hangisi doğrulur? Veya ısıtıp da doğrulur? Çünkü hepsi bize ders oldu bunları. Ta o zamandan belki bu 20-30 sene önce bu. 30 sene belki daha fazla yani. Kus yok olacak, bir takım farklı piston olacak. Zaten pistonu yeni alıyorsunuz. Rektefi olursa hiç kafamızda problem olmasa. Olmazsa bu şekilde takarsa? Bu şekilde takarsan belki ufak tefek bir yağ yakma olabilir. Arkadaşlar da yanında bak üzerine sürüyor. Çok ince iş bizim. Saçın kalınlığı kadar şey aletine ölçülen bir hassasiyetinin biraz önce saatini ölçerken gördün ya. O kadar hassas bir iş yani. Bütün tamircilere hani bütün şeyleri tamircilere hassas noktaları bizim burada yapılır işin. Ha tabii onların da kendine göre hassasiyetleri var. Sentesi var, şunu var, bunu var. Onlarla göre özellikleri var ama işin püf noktası bizim buradan. Hani ben sana söyleyeyim bir insanın kalbi yani bizim işimiz. Kalp durduğu zaman o da biter. Motor yatak sardığı zaman araba, krank yatak sardığı zaman otomatikmen araba kilitler kalır yürümez araba. Bizimki de aynı bir şey doktorların hesabı bizim mesleğimizde insanın kalbi. Kalp çalışmadığı zaman iş biter. Ben bu işin içinde yetiştim. 52 sene ömür verim bir ömür ya 52 sene ya. Aynı meslekte çalışmak bir kolay bir şey mi yok? Adamlar 25 senede emekli oluyor. Ben iki sefer emeklilik oldum. Hala çalışıyorum, Ben bu mesleği severek yapıyorum. Bir işi seveceğim. Sevmezsen o işten randıman alamam, karşılığını alamam. Ne yaparsan yapacağın o işi seveceğin. Sevmediğin işi hiç mümkün de yapamam. Bu işi sevmesem olur mu? Bak üstümüz bak. Atletimi şimdi açsam görsem benim atletim temiz olmaz. Her gün kirli olur ama bizim ekmeğimiz bu. Hiç önemsemem beni. Öbürü vay kirliymiş, eli kirliymiş, kolu kirliymiş. Bu bizim alın terimiz.
Grup Avenir, usta belgeselini sundu.